Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan ve dünya gelenine yaptığı ihraçla dikkat çeken Antalya'da çiftçi için 2020 yılı tam bir facia yılı oldu. Pandemi, aşırı yağışlar ve kuraklık derken ürünleri tamamen zarara uğrayan, borç batandan kurtulamayan çiftçi Şimdi 2021 yılına ümit bağladı. Devletten almayı umut ettikleri, desteklemeye bel bağlayan çiftçi, ateş pahasına dönen sebze meyve fiyatlarının aşağı çekilmesi için de destek şart dedi. Sebze ve meyve üretimini sağlayan ve gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan çiftçi zor günler geçiriyor aşırı sıcaklar, şiddetli yağmurlar ve kuraklığın yanı sıra pandemi şartları çiftçiyi oldukça 2020 yılında zorladı. Çiftçimiz gerçekten 2020 yılını sıkıntılı, sıkıntılı, sıkıntılı geçirdi. Sel dolu ve hortum derken yaşanan aşırı sıcaklarla ürünleri yanan ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle ekim yapmaktan vazgeçen çiftçi için 2020 yılı tam bir facia yılı oldu. Tarımda söz sahibi bir kent olan Antalya'da üretici uygulanan yanlış politikalar ve enflasyondan en fazla etkilenen ve bu etkileşimi de vatandaşa yansıtan sektör oldu. Sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselme tencerede pişen yemeğe yansırken çiftçilerin de daha fazla borç batağına saplanmasına neden oldu. Tarımdaki çark en çok çiftçinin ardından da vatandaş için zararına döndü. 787 çiftçimizde 15 bin dönüm kapalı ve açık alanda zarar gördü iklim nedeniyle. Hemen bu, bu bir hafta içinde de batı ilçelerimizde bu sefer Kaş, e, Finike, e, bunun yanında da Kumluca, Demre olmakla beraber bizim merkezde de Muratbaşa, Kepez olmakla beraber sürekli iklim yapısı nedeniyle çiftçiler zor yıl geçirdiler. Tüm Türkiye geneline olduğu gibi dünyaya da sebze ve meyve ihracatında bulunan Antalyalı çiftçinin sorunları 2021 yılında da bitmeyeceğe benziyor. Onların ise tek bir isteği var. O da gelir ve gider dengesini sağlayabilmek için devlet tarafından yeterli desteğin sağlanabilmesi. Değişen iklim koşulları nedeniyle tarımda yeni bir reform yapılması gerektiğini belirten Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, özellikle Tarsim sigortasının %75'inin devlet tarafından ödenmesi gerektiğini vurgu yaptı. Alp ayrıca tarıma daha fazla destek verilmesinin şart olduğuna da dikkat çekti. Çiftçimizi kesin ve kesinlikle topraktan kaçırmayacağız. Toprağa bağlamak için çiftçimize devletimiz tarafından tüm insanlar tarafından destek. Desteklenirsek biz ülkemize ben Antalya olarak açıklama yapıyorum. Tabii ülkenin geneli de budur. Antalya'yı bize yeter ki elimiz üstünde devletin şöyle kaldırsın bizim. Biz size iddia ediyorum ben. Yıl 12 ay 90 milyon insana biz bakarız. Çünkü Antalya'mızda yıl 12 ay tarım yapılıyor bizde.